Merhaba arkadaşlar, yeni bir AutoCAD videosuna hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle AutoCAD'de stretch komutu, uzatma, esnetmeyi nasıl yapacağız? Bunu hep birlikte öğreneceğiz. Kısa yolu nedir? Stretch nasıl kullanılır? Bunu uygulamalı olarak yapmış olacağız. Home menüsünden bizim draw araçlarımız vardı. Buradan istediğimiz çizim yapıyorduk. Ve bu yaptığımız çizimleri modify panelinden ise istediğimiz şekilde düzenliyorduk. Bunları modify ediyorduk, geliştiriyorduk. Biz bugün modify'den stretch'i uygulayacağız. Bir stretch yapabilmek için ilk başta bizim çizimimizin olması gerekiyor. Buradan draw panelimiz var. Buradan draw paneline gelip rectangle'ı seçebiliriz ya da klavyeden REC enter yazarak da rectangle'a ulaşabiliriz. Birinci noktamı seçiyorum, ikinci noktamı seçiyorum. Benim rectangle'ımı buraya oluşturdu. Buraya bir dikdörtgen çizimi gerçekleştirdi. Ben bu dikdörtgen üzerinden stretch işlemi yapacağım. Home menüsünden modify'a gelerek stretch'i buluyorum. Stretch'e istersek böyle girebiliriz. İstersek kısa yolu olan S enter diyerek de stretch'e girebilirim. Objemin bu sağ tarafındaki kısmını seçiyorum. Seçme işlemini yaptıktan sonra onaylamak için mouse'umun sağ tuşuna basıyorum. Bunu onaylamış oldum. Bir nokta belirliyorum ve bu noktanın genelde bu dikdörtgenin iç kısmında olması benim için idealdir. Bu çalışmada çok fark etmeyecek ama bunun bir girintili çıkıntılı olduğunu düşündüğümüzde o zaman seçtiğimiz nokta bizim için daha da önemli olacaktır. Bir noktayı seçiyorum. Seçtikten sonra sağa sola hareket ettirdikçe bunun uzadığını kısadığını görmekteyim. Ve bunu dik bir şekilde yapıyor. Çünkü bende F8 açık. Eğer F8 tuşuna basarsam klavyeden kısa yol olarak bu kapanacaktır. Ve stretch işlemini istersek de aşağı yukarı çok kolaylıkla yapabilecektir. Şimdilik buraya bırakıyorum. Ve stretch işlemini gerçekleştirmiş oldu. Bizim dikdörtgenimizi modifiye etmiş olduk. S enter diyelim bu sefer de stretch'e girmek için herhangi bir yerden seçiyorum. Enter'a basıyorum. Bu sefer de F8'i açalım. Bu noktayı seçiyorum. F8'de dik bir şekilde stretch işlemini gerçekleştirebiliyorum. Buraya gelince bırakıyorum. Objemi seçtim. Klavyeden E enter diyorum. Silme işlemini gerçekleştirmiş oldum. L enter diyelim. Bir line çizelim. Böyle bir line'ımız olsun. ESC ile komuttan çıktım. Enter ile komut tekrar yaptım. Buradan başlıyorum. Yukarıya doğru gelsin, sağa doğru gitsin, aşağı gelsin, sağa gitsin, yukarı biraz daha yukarı hareket etsin bu ilk noktaya göre. Sağa doğru gelsin, aşağı gelsin, şu noktaya gelsin ve burada bitirelim. ESC ile komuttan çıkalım. Enter ile de çizdiğim line'ı gelip buradan enter diyerek siliyorum. Ben bunun bir de mirror'ını almak istiyorum. Mirror'ını alabilmek için de MI enter diyerek bu komuta girebiliriz. Böyle de aynalama yapıyoruz. Objemi seçiyorum. Enter'a basıyorum. Bu hepsi line olduğu için bunu hep birlikte seçmem gerekiyordu. Polyline gibi düşündüm bir an. ESC ile çıktım. MI enter diyorum. Hepsini seçiyorum. Enter'a basıyorum. Bir nokta belirliyorum. Tam bu noktadan belirleyeyim ki aynalasın. Çok kolaylıkla hiçbir arada boşluk olmasın. Sağa sola getirebilirim. Şuraya gelince benim istediğimi tamamladı. Tıklıyorum mouse'dan. Enter diyerek de N enter'da diyebiliriz. Bu işlemi gerçekleştirmiş olduk. Aynısından karşı tarafa mirrorlamış olduk. Geliyorum S enter diyorum. Objemin burasını seçiyorum. Mouse'un sağ tuşuna basarak enter'a basıyorum. Bu çizgiden yani dikeydeki bu noktadan sağa doğru hareket ettir diyorum. Sadece o noktayı hareket ettiriyor. Şuraya gelince bırakacağım. Tekrardan enter derken komut tekrarına girebiliyoruz. Geliyorum seçtim. Hepsini de seçebilirim. Sağa tık yaptım. Bu sefer de geliyorum bu noktadan tutuyorum. Sağa doğru hareket ediyorum. Hepsini seçtiğimde de bunun hepsini stretch yapıyor. Ama belli bir kısmını seçersem bunun belli bir kısmını stretch yapıyor. Eğer sadece burayı stretchlemek istersem ise geliyorum S enter diyorum. Seçiyorum objemi. Sağa tık yaptım. Onayladım. Sağa doğru götürüyorum. Stretch işlemini gerçekleştiriyorum. Sadece böyle yatayda mı stretch yapıyor? Tabii ki hayır. İstersek bunu dikeyde de yapabiliriz. Bu sefer de home menüsünden modify'dan stretch'e geliyorum. Geldim. Seçtim. Bu noktayı sağ tık yaptım. Bu noktadan aşağı doğru streçle dedim. O noktadan aşağı doğru streçleme işlemini gerçekleştirdi. Streçleme bu kadar basit. Peki biz bir çatı çizelim plan görünüşünü ve bunu streçleyelim. Bu sefer de onu yapalım. Hepsini seçiyorum. Klavyeden E enter diyorum. Silme işlemi gerçekleştiriyorum. REC diyorum. Enter'a basıyorum. Birinci noktayı seçtim. İkinci noktayı seçtim. Benim çatım bu mesafeler arasında olsun diyorum. L enter diyerek orta noktasını seçiyorum. Ve ikinci noktamı tıklayarak line'ımı, çizgimi çiziyorum. ESC ile komuttan çıktım. Tekrardan komuta girmek için L enter ya da enter da diyebiliriz. En son line yaptığımız için enter dediğimizde komut tekrar yapıyor. Buradan bu noktaya kadar bir çizmesini istiyorum. ESC ile komuttan çıktım. MI enter diyorum. Mirror komutuna giriyorum. Geldim seçtim. Enter'a bastım. Bu noktadan aynalama yap. Getir tıkladım. N enter dedim.
Bunun aynısını aynalamış oldum. Geliyorum mirror diyorum. M-I enter diyorum. Birinci çizgimi seçtim. İkinci çizgimi seçtim. Onaylamak için mouse'un sağ tuşuna basıyorum. Bunun orta noktasına gelince buradan midpoint çıktı. Üçgen şeklinde, eğer bu sizde yoksa onu gelip model panelinden buradan açabilirsiniz. Burada bir açılır menü var. Buradan da midpoint'i kolaylıkla seçebilirsiniz. Bunu seçtikten sonra da kısa yolu F3 olan bir tuşumuz var. Bununla da kompresini snap araçlarını açıp kapatıyor. Şu an snap aracı açık olduğu için görüyor. Buradaki üçgenimiz çıkıyor. Eğer ben bunu kapatsaydım o üçgenim çıkmayacaktı. Ben de açık olmasını istiyorum. Seçtim. Aşağı doğru geliyorum. Aşağıya gelince tıklıyorum bir daha. N'ye enter diyorum. Bunun aynısını sağdakini bu sefer de sola mirrorlamış olduk. Herhangi bir noktaya tıklamadan önce TR enter diyorum. Hepsini seçiyorum. Mouse'un sağ tuşuyla onaylıyorum. Burayı trimle, burayı trimle diyorum. Mouse'un sağ tuşuna bir daha basıp enter diyebilirim. Bu şekilde benim çatımı oluşturmuş oldu. Çatımı oluşturduktan sonra ben çatımı stretch yapayım ki bunu birazcık küçülteyim. Bunun büyük olduğunu düşünüyorum. Yukarıdan modify'dan stretch'e geliyorum. Sağ tarafı seçtim. Ben bu tarafları da seçeyim ki bir deform olmasın. Şekilde bir bozulma olmasın. Benim mirror'ım da çalışsın. Onaylamak için sağ yapıyorum. Bu noktanın daha sağında bir yer seçiyorum. O noktanın daha sağında bir yer seçip sola doğru hareket ettiriyorum ve istersem klavyeden de bir değer girebilirim. Ben şu ana kadar 9000'lik bir mesafe gelmişim. Klavyeden de 10.000 yazarsam 10.000 birimlik bir stretch işlemi uygulamış oldum. Stretch komutu bu kadar basit. Uygulamalarla, örneklerle detaylıca pekiştirmiş olduk. Bu videoda sizlerle stretch nedir, nasıl kullanılır, nasıl uzatma kısaltma yaparız bunları öğrenmiş olduk. İstersek biz bu uzatma kısaltmayı çizgileri de yapabiliriz. L enter diyorum. Geldim, bir tane çizgim çizdim. ESC'ye çıktım. O enter diyorum. Offset komutuna girdim. Belirli bir mesafe vermem gerekiyor. Bu noktadan bu noktaya kadar offsetle demek istiyorum. Mesafemi verdikten sonra birinci çizgimi çizdim aşağı. Birinci çizgimi çektim aşağı. Aşağı indirdim. ESC ile komuttan çıktım. STR de diyebiliriz. Enter'a bastım. Çizgilerimi seçiyorum. Birden fazla çizgiyle stretch yapabiliyorum. Sağa tık yaptım. Onayladım. Buradaki mesafeden sağa doğru uzatlıyorum. F8 ile açık olduğu için dik bir şekilde uzatma işlemini gerçekleştirmiş oldu. Stretch'i iyice uygulamalı olarak hem pekiştirdik hem öğrenmiş olduk. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğenmeyi, yorumlarda daha farklı hangi AutoCAD videoları çekmemi istiyorsanız bunu belirtmeyi, kanala aboneyseniz bildirimleri açarak her hafta en az bir video yüklüyorum. Bunlardan haberdar olmayı, kanala abone değilseniz de abone olmanızı bekliyorum.